Merhaba sevgili öğrenciler. Dördüncü ünitemizin son konusu olan özgür düşüncenin bilime katkısı konusuyla devam ediyoruz. Sevgili öğrenciler, İonya medeniyetindeki özgür düşünce ortamı ile bilimsel gelişmelerin önü açılmıştır. İonya medeniyetinde özgür düşünce ortamı sayesinde önemli bilimsel gelişmeler yaşanmıştır. Ege kıyılarında kurulan İon medeniyeti, deniz ticareti sayesinde hem ekonomik açıdan zenginleşmiş hem de ticaret sayesinde dünyanın çeşitli yerlerinde öğrendikleri bilgileri ülkelerine getirmişlerdir. Burada insanlara sağlanan özgür düşünce ortamı bilimsel gelişmelerin, yeni buluşların önünü açmıştır. Bilimsel gelişmelerin görüldüğü yerlerden biri bugün Aydın ilimi sınırları içerisinde yer alan Milet şehridir. Buradaki bilimsel çalışmalara katkısı olan bilim insanlarından birisi de Thales'tir. Sevgili öğrenciler, özgür düşüncenin olduğu yerlerde bilimsel çalışmalar daha hızlı bir şekilde ilerler. Bu yüzden düşünce özgürlüğümüz, özgür düşünceye sahip olmamız önemli şeylerdir. Orta Çağ'da Avrupa'da skolastik düşüncenin etkisiyle insanlar özgürce fikirlerini söyleyemiyorlardı veya söylenmesi engelleniyordu. Orta Çağ'daki bu döneme biz karanlık dönem diyoruz. Çünkü skolastik düşünce vardı ve hepimizin bildiği gibi skolastik düşünce kısaca dar görüş demekti. Orta Çağ'da Türk ve İslam bilim insanları özgür düşünceye bağlı olarak bilimde altın çağını yaşıyorlardı ve bu dönemde hükümdarlar bilim insanlarına destek veriyorlardı ve bilimin gelişmesini sağlıyorlardı. Bilimsel gelişmelere medreselerinde eğitim yapılan yer anlamına gelir. Medreselerinde katkısı vardır. Avrupa'da yaşanan Rönesans, reform hareketleri sonucunda skolastik düşünce yıkılmış, yerine pozitif düşünce gelişmiştir. Fransız İhtilali sonucunda ise hürriyet, eşitlik, adalet gibi kavramlar yayılmıştır ve bu kavramlar özgür düşüncenin gelişmesine katkı sağlamıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine getirmeyi amaçlamıştır. Bunun için dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesini tavsiye etmiştir. Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve haklı olmak şartıyla her fikre saygı duyarız sözüyle özgür düşünemeyen bireylerin bilimsel gelişmeleri takip etmesinin mümkün olamayacağını vurgulamıştır. Düşünce özgürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın maddeleriyle güvence altına alınmıştır. Anayasamızda düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili maddeler şunlardır. Madde 25, madde 26 ve madde 27. Madde 25'e bakalım. Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahip olduğunu söyler. Her ne sebep ve amaçta olursa olsun hiç kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz veya suçlanamaz. Madde 26 ise herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama, yayma hürriyetine sahip olduğunu söyler. Madde 27, herkesin bilim, sanat ve serbestçe öğrenme, öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahip olduğunu söyler sevgili öğrenciler. Görüldüğü üzere anayasamızın 25. 26. ve 27. maddeleri ile düşünce özgürlüğümüz güvence altına alınmıştır sevgili öğrenciler. Hadi gelin hep birlikte doğru yanlış etkinliğimizi yapalım. Skolastik düşünce bilimsel çalışmaların gelişmesini sağlamıştır. Yanlış olacak çünkü skolastik düşünce dar görüştür. Dar görüşün olduğu yerlerde bilimsel çalışmaların gelişmesini bekleyemeyiz. Orta Çağ'da Türk İslam devletleri bilimde altın çağını yaşamıştır. Evet doğrudur. Rönesans ve reform hareketleriyle pozitif düşünce gelişmiştir. Evet çünkü Rönesans ve reform hareketleriyle birlikte Avrupa'da uyanış gerçekleşmiştir. Bizim için doğru olacaktır. Sanayi devrimi ile özgürlük, eşitlik gibi kavramlar dünyaya yayılarak özgür düşünce desteklenmiştir. Bu bizim için yanlış olacaktır. Çünkü
özgürlük, eşitlik gibi kavramların dünyaya yayılması sanayi devrimiyle değil, Fransız ihtilaliyle gerçekleşmiştir sevgili öğrenciler. Eğer burada Fransız ihtilaliyle özgürlük, eşitlik gibi kavramlar dünyaya yayılmıştır, özgür düşünce desteklenmiş deseydi cevabımız doğru olacaktı. Mustafa Kemal Atatürk dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmemizi istemiştir. Evet, doğrudur. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin çağdaş uygarlıklar düzeyine gelmesini hedeflemiştir. İyon medeniyetinde özgür düşünce ortamı engellenmiştir. Yanlış olacak sevgili öğrenciler. Çünkü İyon medeniyeti özgür düşünce ortamının yaşandığı bir yerdir. Özgür düşünceye bağlı olarak bilimsel çalışmaların hızlı bir şekilde geliştiği bir medeniyettir. Son cümlemize bakalım. Anayasamız ile düşünce özgürlüğümüz güvence altına alınmıştır. Evet, doğrudur. Az önce söyledik, anayasamızın 25. 26. 27. maddeleri ile düşünce özgürlüğümüz güvence altına alınmıştır. Pekiştirme amaçlı bir özgür düşünce ve dar görüşü kıyaslayalım. Özgür düşüncenin olduğu yerlerde sevgili öğrenciler bilimsel çalışmalar desteklenir. Bilimsel çalışmalar dar görüşün olduğu yerde engellenir. Özgür düşüncenin olduğu yerlerde deney ve gözlem yapılırken dar görüşün olduğu yerler araştırmaya açık değildir. Bilim insanları çalışmalarını özgür düşünce sayesinde rahatça yapabilir ama dar görüşün olduğu bir yerde bilim insanları çalışmaları için yargılanabilir. Düşünceyi ifade etme hakkı vardır özgür düşüncenin olduğu yerlerde ama dar görüş varsa bir yerde düşünceyi yayma engellenir. Özgür düşünce insana değer veren fikirleri savunur. Mesela hümanizm, neydi hümanizm? İnsan sevgisi ama dar görüşün olduğu yerlerde insan hakları sınırlıdır. Evet sevgili öğrenciler, 4. ünitemiz bu konumuzla sona ermiştir. Bir sonraki dersimizde yeni üniteden devam etmek üzere, hoşça kalın.